Evren Uzaktan Eğitim Sistemi'ne hoş geldiniz. 7. sınıflar 7. ünite ampullerin bağlanma şekillerini anlatacağız bu videomuzda çocuklar. Birincisi seri bağlı ampuller. Seri bağlı ampuller ard arda bağlı ampullerdir çocuklar. Üzerlerinden geçen akım aynıdır. Bakın bu güç kaynağı pilimiz. Yola çıkan akım, bakın şu şekilde düşünelim. Aynı akım ne yapıyor? İki ampulün de üzerinden geçiyor. Veya bir başka deyişle kollara ayrılmıyor. Yani ampuller farklı kollar üzerinde değil. Aynı kol, ana kol teli üzerinden üzerinde ard arda bağlanmış. Şimdi bunlar eğer özdeşse çocuklar, seri bağlı ampullerin parlaklıkları birbirine eşit oluyor. Aynı devrede eğer ampuller özdeşse. Bundan sonraki tüm çalışmalarımızda biz ampulleri zaten hep özdeş kabul edeceğiz çocuklar. Pilleri de özdeş kabul edeceğiz. Hani şimdi ben bunu söylüyorum. Bunun dışındaki müfredatta yok. Lise müfredatında var. Liseye geçtiğiniz zaman orada göreceksiniz. Şimdi eğer çocuklar biz seri bağlı ampul sayısını artırırsak, yani buraya bir tane daha eklersek, bir tane daha eklersek, bir tane daha eklersek, pili değiştirmezsek eğer, o zaman ampullerin parlaklığının azaldığını gözlemliyoruz. Bunu isterseniz aşağıdaki örnek üzerinde anlatalım. Benim size tavsiyem volt değeri vererek hareket edin. Eğer bu şekilde yaparsanız çocuklar hiçbir zaman hata yapmazsınız. Şimdi birinci devremizde bir tane ampul var çocuklar. 3 volt olsun pilimiz. 3 voltluk bir pil olsun. Bunu enerjiyle doğru orantılı düşünün. Yani enerji gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta pil enerji kaynağıdır. Daha sonra onu anlatacağım ilerleyen süreçte. İşte elektronları itiyor. Bu elektronlar elektrik akımını oluşturuyor. Şimdi o zaman birinci ampulümüz tek ampul olduğu için 3 volt. Şimdi ikinci devreye bakalım. Yine pilimiz 3 volt. Tek pil var. Ama iki tane özdeş ampul burada var. Dolayısıyla ne yapacaktır? 1,5 volt, 1,5 volt olarak bu enerjiyi paylaşacaklar. Voltajı paylaşacaklar. Voltun da parlaklıkta doğru orantılı olduğunu düşünerek hareket edeceğiz. Tabii bu arada. O yüzden volt üzerinden gidilebilir diyorum. Hata yapmamak için. 3 voltluk bakın yine pilimiz. Aynı pil. Piller özdeş. Bu sefer 3 ampul oldu. 1 volt, 1 volt, 1 volt. Şimdi voltlara bakarak parlaklık ilişkisini rahatlıkla söyleyebiliriz. X ampulü 3 volt. En fazla parlak yanan bu. Sonra Y ampulü 1,5 volt. Sonra bu. Bu da 1 volt. Sonra bu. Yani cevabımız X büyük, Y büyük, Z olacak çocuklar. Şimdi bu arada seri bağlı ampullerde ampul sayısı artsa da çocuklar pilin ömrü değişmiyor. Pilin ömrü değişmiyor. Bunu niye söyledim? Çünkü paralel bağlı ampullerde farklı bir durum olacak. Ondan bahsedeceğim. Pilin ömrü niye değişmiyor? Zaten ampulün parlaklıkları azalıyor. Yani siz ne kadar eklerseniz parlaklık o kadar azalır. Bunu 4'e çıkarsaydınız daha az olacaktı. 5'e çıkarsaydınız daha az olacaktı. Dolayısıyla pilin ömrü ne yapmaz? Şuraya onu da not olarak yazalım. Pilin ömrü değişmez. Evet, bu önemli. Evet, devam edelim. Şimdi paralel bağlı ampullere bakalım. Paralel bağlı ampuller farklı kollar üzerinde yerleştirilmiştir çocuklar. Bir başka deyişle bunların üzerinden geçen akım aynı değildir çocuklar. Üzerlerinden geçen akım aynı değildir. Onu da ekleyelim. Üzerlerinden geçen akım farklıdır. Tabii buradaki farklılık sayısal değer anlamında farklılık değil. Yani bir nehir düşünün. Nehrin iki kola ayrıldığını düşünün. Sonra tekrar aynı nehrin kollarının birleştiğini düşünün çocuklar. Yani sağ ve soldaki su debisi aynı bile olsa biz onları aynı nehrin kolu kabul etmiyoruz. Farklı iki kola ayrılıyor çünkü o esnada. Dolayısıyla burada da aynı mantık var çocuklar. Bu şekilde de düşünebilir. Devreye paralel bağlanan ampullerin parlaklığı aynı olur çocuklar. Eğer her bir kolda tek bir ampul varsa parlaklığı aynı olur. Yine burada sayısal değer vererek yola çıkalım. Bakın 30 volt, 30 volt, bakın 30 volt. Dolayısıyla parlaklıkları aynı oluyor zaten. A eşit B oluyor. Diyelim ki bir ampul daha ekledim ben buna. Ki kaç tane eklersem ekleyeyim çocuklar. Yani buna kaç ampul eklersek ekleyelim çocuklar. Bu ampullerin parlaklığı değişmiyor. Fakat şöyle bir şey oluyor. Paralel ampul sayısı arttıkça çocuklar pilin ömrü ne yapıyor? Kısalıyor çocuklar.
Şimdi farklı varyasyonlar olabiliyor. Mesela diyelim ki şu bir kola iki tane ampul koyabiliyoruz. O durumda ne olacak? Biraz sonra onu örnekler üzerinde de tekrar göstereceğim. Bu notu tekrar hatırlatalım. Pilin ömrü burada ne yapıyor? Kısalıyor çocuklar. Dikkat ederseniz burada, yani diğerinde paylaşma vardı. Burada paylaşma yok. Aynı voltu ne yapıyor? Kullanıyor çocuklar. Bakın burada da aynı. 3 tane de olsa 3'ü de 30 volt üzerinden bir enerjiyle çalışmaya çalışıyor. Dolayısıyla parlaklık o yüzden değişmiyor. Yani toplam gelen elektrik enerjisi değişmemiş oluyor. Evet, devam edelim. Şimdi bakalım bu örnekte aşağıdaki devrede parlaklık ilişkisi nedir? Şimdi bu devrede hem seri hem paralel ampuller bir arada kullanılmış çocuklar. Hem seri hem paralel ampuller bir arada kullanılmış. Dolayısıyla burada benim size tavsiyem akım üzerinden gitmeniz. Yani mesela 4 amper değer verelim akıma. Amper bu arada akımın birimi. Tekrar ileriki konuda bunu anlatacağız. Daha detaylandıracağız ohm yasasıyla beraber. Bakın bunun üzerinden geçen akım 4 amper ama burada 2 kola ayrılmış çocuklar. 2 amper 2 amper şeklinde. Dolayısıyla akımdan gittiğimiz için çocuklar bunların parlaklığının A ampülünden daha az olduğunu söyleyebiliriz. İki paralel kolda birer tane ampül olduğu için çocuklar ne diyebiliriz o zaman? A'nın parlaklığı büyüktür. B'nin parlaklığı eşittir. C'nin parlaklığı ne yapabiliriz? Diyebiliriz. Ama şimdi mesela şöyle bir şey düşünelim mesela. Şu şekilde. Devre düşünelim. Şimdi burada tabii ki diyelim ki burası 10 volt olsun. Bunu bir başka örnek gibi düşünebiliriz. Şunlar ampulümüz. Evet. X, Y, Z diyelim. Bakın burada yine bu kol 10 volt. Bu kol da 10 volt çocuklar yine. Bakın paralel kolların hepsi aynı voltla çalışır. Ama bu 2 ampul seri yan yana bağlı olduğu için bu kolda çocuklar bunlar 5 volt 5 volt oluyor. Yani buradaki örneğimize göre de Z büyüktür, X eşittir, Y şeklinde oluyor çocuklar sorunun cevabı. Buna da dikkat edeceğiz. Yani seri ve paralel bağlı bağlamalar iç içe ne yapabiliyor? Devrelerde olabiliyor. Şimdi diğer örneğe geçelim. Bakın yine bak K ampulü var çocuklar. L ampulü. Bakın bu kollarda tek ama bu kolda iki tane var. Yine şöyle düşünelim. Bakın diyelim ki burası 10 volt ve hepsinin 10 volt olması gerektiğini düşünelim. Dolayısıyla bunlar 5 volt 5 volt şeklinde oluyor çocuklar. Dolayısıyla sıralama yaptığımız zaman bir kere bu ana kol akımının üzerinden geçen en büyük zaten. Bu kesin. Bu en büyük. K büyük. O zaman L büyük. M şeklinde olacaktır çocuklar. Aslında bu kolun tamamı 10 volt. Bu değeri ben verdim çocuklar. Ama burada iki tane olduğu için 5 volt 5 volt şeklinde ne yapacaktır? Paylaştırılacaktır. Şimdi bir hatırlatma yapalım isterseniz. Önce şimdi birden fazla pil olması durumunda ne olur? Bakın şimdi pillerin düzgün bir şekilde takılması için artı eksi şeklinde olması lazım çocuklar. Artı eksi bu çok önemli. Şimdi iki pili bağladığımızda şimdi bir tanesi 10 volt diğeri 10 voltsa toplam 20 volttur çocuklar. Bu düzgün bağlamadır çocuklar. Düzgün bağlama. Müfredatta çok detaya girmemiş zaten. Ama şunu unutmayın. Eğer artı eksi eksi artı şeklinde olsaydı bu ters bağlama olurdu. Özdeş pillerde akım geçmezdi çocuklar. Yani volt sıfır olurdu. Ama şu anda çok fazla detaya girmiyorum. Kafanız karışmasın diye. 3 tane olsaydı ne olacaktı çocuklar? 3 tane olsaydı o zaman işte 10 toplam ne olacaktı? 20 volt olacaktı çocuklar. Bunu da hatırlatmış olalım. Yani birden fazla pil olduğundaki durumu hatırlatmış olalım. Şimdi birden fazla pil olan sorulara bir örnek verelim. Bu örneğimiz önemli çünkü birçok öğrenci burada şaşırabiliyor. Çünkü hani tek pil olduğunda ne demiştik? Özdeş ampul sayısı arttıkça ampullerin parlaklığı azalır demiştik. Ama burada pil sayısına mutlaka dikkat edeceğiz çocuklar sorularda. Şimdi bakın birincide bir tane pilimiz var. Buna 10 volt diyelim. İkincide
Bir pil daha düzgün bir şekilde buna bağlanmış. Ne oldu? 20 volt oldu. Üçüncüde bir pil daha düzgün bir şekilde bağlanmış. 30 volt oldu. Şimdi burada ampul sayısı artsa da çocuklar, aynı oranda pil sayısı da artıyor soruda dikkat ederseniz. Yani şimdi burada bir 10 voltluk bir pilimiz var. Bir tane ampulümüz var. Şimdi ona ne kadar enerji gitti? 10 volt. Şimdi 10 voltluk 2 tane pilimiz var. Toplam ne kadar volt? 20 volt. Ne kadar enerji gitti çocuklar buna? 10 volt, 10 volt. Toplam 20 voltu böldük. Yine 10 volt gitti bu ampule. Buraya geçiyoruz çocuklar. Bakalım 30 volt oldu ama 3 ampule bölüştü. Yine 10 volt, 10 volt, 10 volt. Şimdi baktığımızda sonuç itibariyle bu soruda çocuklar cevabımız K eşitliği eşit M'dir. Yani temel bir kuraldan yola çıkıp bu her soruda kesin doğru sonuç verecek demeyelim. Çünkü istisna durumlar var. Evet, yani burada mesela birer tane pil olsaydı bu temel kural değişmezdi. Yani M'nin parlaklığı L'den küçük, L'ninki de K'dan küçük olurdu. Ama pil sayısı, düzgün bağlanan pil sayısı burada aynı oranda arttığı için her bir ampulümüzün parlaklığı burada ne yapmamış olur? Değişmemiş olur çocuklar. Demek ki bu tarz sorularda pil sayısına da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Şimdi bu örneğimize bakalım. Aşağıdaki devrelerde ampuller ve piller özdeştir. Hangi ampul en parlak yanar demiş. Yine bakın değer verelim. Bakın pil sayısı yine değişmiş. Yine dikkat etmemiz gerekiyor burada çocuklar. Yine 10 volt diyelim. Volt üzerinden gidelim. Her zaman çok kolay sonuca ulaşırsınız çocuklar. Volt değeri vererek. Benim size tavsiyem. Sorularda hep bu yolla gidelim. Tabii o bazı devrelerde akım üzerinden de gitmemiz gerekebiliyor. Hem seri hem paralel olanlarda. Öyle örnekte çözmüştük. Bakın 5-5 paylaştılar. O zaman 5 voltluk bir voltaj veya enerji diyebilirsiniz. 20 volt bakın 2 tane var. Şimdi her bir kol, bunlar paralel olduğuna göre her bir kol ne olacak? 20 volt olacak. Ama bu kolda 2 tane özdeş ampul var. 10 volt 10 volt diye bunu. Bu kol kendi içinde seri çocuklar. Bakın. Şimdi bu normalde bunlar paralel ama bu kol kendi içinde seri. Daha önce de bahsettiğim gibi 10 volt oldu. L 20 volttur ama burada. Şimdi gelelim buraya. 20 volt ama bunlar seri bağlı olduğu için bakın üzerlerinden aynı akım geçiyor ya da aynı tesisat üzerindeler çocuklar. Aynı kablo üzerindeler. Dolayısıyla bunlar bunu paylaşacak yine 10 volt 10 volt olarak. Burada baktığımızda çocuklar en parlak yanan ampulümüz L ampulüdür. Eğer soruda bize en az parlak yananı sorsaydı o zaman cevabımız en az parlak bu olacaktı çocuklar. En az parlak bu ve bu tabii ama isimlendirme sadece K buna dediği için bu diyoruz. En az parlak yani KLM içinde en az parlak hangisi yanacaktı? Bu yanacaktı. Sıralama sorsaydı bize L büyük, N büyük, K şeklinde olacaktı. Eğer sıralama sorsaydı L büyük, N büyük, K şeklinde sıralamamız olacaktı çocuklar. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadar. Hoşça kalın çocuklar.